Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Çok kritik bir etapta arkadaşlar biliyorsunuz Binance ve şu anda kendilerinden ciddi bir istek var. Halihazırda Binance borsası dünyanın pek çok yerinde Avustralya, Dubai, ABD ki kendi işlerindeki mevcut eyaletler olmak suretiyle inceleme, araştırma ve soruşturma altında aynı zamanda dava sürecinden geçmeye devam ederken kendilerine bir dondurma talebi geldi ve bunu yapıp yapmamaları halinde tabii Terra projeleri de aynı şekilde bundan etkilenecek ve CZ konuyla alakalı bir karar vermek zorunda. Bu olayın üzerine konuşacağız. Terra coinleri üzerine etkisi ne olacaktır, ne gibi fiyatlayabilirler ve Binance'ın vereceği karar hususunda konuşacağız arkadaşlar. Önemli. Terra kurucu ortağının Binance fonları kovuşturma talebinin ardından dondurulabilir. Kripto borsası uyum sağlayacak mı diyor arkadaşlar. Birincisi şunu hatırlamak lazım. Geçmişte yani bu Mayıs çöküşü ilk geldiğinde Güney Kore tarafı arkadaşlar Güney Kore'deki borsaların bunu dondurmasını talep etmişti ve Güney Kore'deki borsaların aynı zamanda bir takım bazı işleyen borsalar ne yaptı? Duvol'un hesaplarını tamamıyla dondurdu arkadaşlar. Yani Güney Kore tarafındaki borsaların zamanında bu duruma riayet ettiğini görebiliyoruz. Hiç değilse Duvol için. Şimdi devam edelim buna. Güney Kore yetkilileri Terraform'un kurucu ortağı Daniel Shin'in Binance borsasındaki kripto paralarının dondurulmasını borsadan talep ettiklerini doğruladılar. Yani Güney Kore tarafı doğrudan Binance'a diyor ki Daniel Shin'in Binance borsasındaki hesabını dondurun. Şimdi bunu çok yüksek bir ihtimalle ilerleyen süreçte diğer Terra çalışanları için de Terraform Labs yetkilileri için de talep etme ihtimalleri çok 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 yüksek arkadaşlar. Tabii soruşturma devam ediyor. Bu arada Daniel Shin an itibariyle Terra'daki bir çalışan değil fakat Duvon'dan sonra en çok özdeşleştirilmiş kişi oldu ve kendisinin resmi bir ekip üyesi bugün olmasa bile kurucu ortağı ve yan projeleri olarak arkadaşlar hala Terra coinlerinde ve projelerde etkisi olduğu doğrudur. Yayın kuruluşu KBS, savcılığın Shin'e ait görünen kripto varlıklara ilişkin olarak Binance'tan bir dondurma işlemi istediğini bildirdi. Seul Güney Bölge Savcılığından bir yetkili, Shin'in Binance dahil yurt dışı borsalara çeşitli türde coinler gönderdiğini belirtti. Yani ne diyor? Bakın, Binance dahil yurt dışı borsalara çeşitli türde coinler gönderdiğini. Şimdi Shin ne yapıyor? Diğer borsalara coinler gönderiyor. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar doğrudan bir rüşvet olduğu ortaya çıkabiliyor. Bakınız, Daniel Shin kuvvetle muhtemel tabiri caizse olayın kokusunu alıp tabii net bir şey söylemek doğru değil. Fakat tabii akıllara başka bir şey de gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden büyük ihtimalle bir rüşvet babında karşılıklı anlaşma olmaksızın bakın CZ bunu aldı demiyorum. Adam doğrudan bunu gönderir ve bunu talep eder gibi bir durum sanki hediye gibi böyle falan. Yetkili borsanın gerçekten de sahibin Shin olduğu teyit edilir edilmez fonları dondurmasının istendiğini açıkladı. Diyor ki özellikle bunun doğrudan Shin olduğunu teyit edin ve dondurun. İddianameye göre Shin'in sahip olduğu iddia edilen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Ethereum ve USDT varlıkları da bulunuyor. Kendisi burada herhangi bir Terra coin'i tutmuyor. Gayet normal. Çünkü soruşturma etabı içerisindeyken arkadaşlar manipülasyondan da yargılanmak istemez. O yüzden zaten bunları çok önceden elden çıkarmış olma ihtimali de bir o kadar yüksek. Binance Terra kurucu ortağının kripto varlıklarını donduracak mı? Geçtiğimiz yıl Terraform Co-Founder'ın SHIB'in sahip olduğu düşünülen coinleri dondurmaları için savcılıktan gelen talebe KuCoin ve OKX kripto borsalarının uyması gerekti. Evet, uydular. Binance Güney Kore lisans sahibi işlem platformu Gopax ile yatırım anlaşması imzaladı. Bu nedenle Terraform'un ortak kurucusu
Çin'in kripto varlıklarının dondurma talebine uygun davranabilir. Birincisi Binance, evet. Şimdi Güney Kore normalde doğrudan Binance'a aksi halde bir yaptırım uygulayamaz. Tamam. Fakat Güney Kore tarafında arkadaşlar çok ciddi ölçüde bir kripto yatırımcısı, aynı zamanda Binance'ın, evet, Gopax en büyüklerden biri olmak üzere bağlantılı ve işbirlikli olduğu bir takım firmalar bulunmakta. Güney Kore dolaylı yoldan ne yapabilir? Örneğin Binance'a kafayı takarsa bu şirketlerle uğraşır ve doğrudan bu şirketlerin Binance'la olan iletişimini kesebilir. O yüzden bundan kaynaklı olarak ben de Binance'ın Daniel Shin'in ve ilerleyen süreçlerde kendilerinden talep edilecek diğer TFL üyelerinin de hesaplarını dondurma ihtimalini çok yüksek olarak görüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu durum neye sebebiyet verecektir? Bu gibi isimlerin hesaplarının dondurulması doğrudan Terra'ya bir sıkıntılı süreci içeriyor. Burada Terra Classic ve Lunge için dolaylı yoldan bir süreç. Yani Terra'dan kaynaklı olarak ve teknik anlamda da üçlü ittifakın var olduğunu bildiğimiz için bir fut haber etkisi yaratabilir. Ama Lunge'a doğrudan bir etki yaratmayacaktır. Fakat mevzubahis süreçler içerisinde bir takım fut haber etkisiyle düşüşler olabilir. Ancak dediğim gibi bu süreç Terra'da arkadaşlar ekibin ellerindeki fonların durdurulması, artık sermayenin sağlanamaması, ciddi anlamda düşük bir bütçeyle birlikte Terra projesinin uzun vadedeki büyük bir erişiyle karşımıza gelebilir. O yüzden hep açıkladığım gibi Luna Coin radikal bir coin'dir. Aynı zamanda ciddi şekilde riskler üzerinde barındırmaya devam eder arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Tabii Duvo'nun da sıkıntıları devam ediyor. Hala Karadağ tarafında ve mahkeme süreci sürüyor. Hem Karadağ üzerinde yaklaşık şu anda bir yıl boyunca Duvo'nun arkadaşlar yargılanması bekleniyor. Onun haricinde bu yargılanma sürecinden sonra Duvo'nun iadesi talepleri üzere konuşulacak. Duvon çok büyük bir ihtimalle Güney Kore'ye iade edilecek ve Güney Kore üzerinde arkadaşlar bir takım tazmin etabı olacağını düşünüyorum. Bu mahkemeler ilerledikten sonra ben 2025 yılına kadar en geç Duvon'un hapse girebilme ihtimalini çok yüksek olarak görüyorum ki bu tarihlerde de artık Luna Coin özelinde pek çok şey fazlaca sıkıntıya girmiş olacak. Durumlar böyledir. Terra coinlerine etkileri de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.